tane sirke gitmeye karar verdi. Çünkü arkadaşları sirkte ve onu kurtarması. Maymunlar tramvayında zıplar. Nasıl? Sincap arkadaşımızla izliyoruz. Gel bir parça. Kurtlar, kuzular, çiçekler, ağaçlar, melekler. 5 yıldır birlikteyiz. Biz aslında yaratıcı dramayla başladık Elvin'le. Halen de devam ediyoruz bu arada. Ama Elvin'in doğaçlamalardaki o hikaye kurguları kendi arkadaş akranlarından bir tık daha farklıydı. Çizgisi, kurgusu, stili ve şeye karar verdim. Onun o doğaçlamalardaki işte kurduğu hikayeleri aslında yazmaya karar verdim. Ve annesiyle bunu paylaştım. O da sağ olsun destekledi. O zamanlar tabii küçük ve okuma yazma bilmiyor Elvin. O söyledi, biz yazdık. Hikaye böyle başladı. Daha sonra okula başladı. Okuma yazmayı öğrendikten sonra Elvin kendi hikayelerini kendi yazmaya başladı. Ve orada da yaratıcı dramadan biz bir sıyrıldık. Çok az da olsa yaratıcı yazarlığa doğru bir geçiş yaptık. Ve pandemi döneminde evlere kapandığımız o ilk sene de dahil olmak üzere biz Elvin'le yazmaya hep devam ettik. Her hafta ve düzenli olarak. Yani ciddi bir disiplindir çünkü yazmak. Elvin devam etti, biz devam ettik. Ondan sonra ne yapabileceğimizi düşündük. Yani bu kitabın bugün gelmesi aslında hani anlık verilen bir karar değildi. Ondan aslında dem vurmaya çalışıyorum. O geldiği ilk andan itibaren zaten bir şey çıkacağı belliydi çocuktan. Ve bu ortalama bir 4,5-5 senenin hayali. Herhalde. Evet, sıcak bir yer. Ama bu hayal çiçekleri soğuğu sever. Yaşım küçük olsa bile tiyatrolar yaptık. 3 kere sahneye çıktım. Sonunda işte bilmiyorum nasıl olduğunu, çok kitap okuduğum için Dilek öğretmenimle annem bir şey konuşmuşlar. Arabada mı yapabilir? Jekler mi? Sonra benim kitabım olduğunu öğrenince ben çok mutlu oldum. Sonra kitabımı yazıyordum. Okuma yazma bilmediğim anlarda ben söylüyordum, onlar yazıyordu. Tepemde bir sürü şey uçuyordu sanki. O kadar çok hayal kuruyordum ki. Mutluyum çünkü kitabım oldu. Çocuklara örnek olacağım. İçinde örnek hikayelerim de var. Ben mutluyum işte. Çok mutluyum. Ama anlatamayacak kadar mutluyum. Tarifi yok yani. Peki kitabı kime ithaf ediyorsun? Babaanneme. Rahmetli babaanneme. Müthiş bir gurur. Umarım çoğu anne baba bu gururu yaşayabilir. Çocuklarının başarılarıyla gurur duymak çok farklı bir şey. İnsanı onur eden bir durum. Elvin hep hayal dünyası çok zengin bir çocuktu. Anlatıyordu, biz yazıyorduk babasıyla beraber sürekli. Elimizde kalem kağıt, hala öyledir. Evin her yeri kalemler, kağıtlar, resimler, hikayelerle doludur. Onun hayal zenginliği yok olmasın diye uğraşıyoruz. Öyle. Yani başlayan bir serüven oldu. Dilek hocamız dedi ki çok güzel hikayeleri var. Kitaba çevirelim. Dedik yapabilir miyiz? Korktuk aslında biraz. Ama çok şükür bugünleri gördük. Çok da ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Daha çok yolun başındalar. Bu çok küçük bir bölümü hikayelerinin. İnşallah daha güzelleri olacak. Bir zamanlar bir tohum annesi. Kızımız bir kitap kalemi aldı. Hikaye seviyor, hayal kurmayı seviyor. Hikayeleştirmeye çalışıyor. Bizim onunla ev içinde mesela yatarken devamlı birbirimize masallar uydurma, anlatma gibi bir hikayemiz var. Ben de biraz aslında kızım gibiyim. Ben de seviyorum o gibi şeyleri. Ben işte Dilek hocam bize vesile oldu. Sağ olsun uzun yıllar. O da Elvin'in gelişime çok büyük katkısı oldu. Yönlendirebilmek önemli bu gibi durumlarda çocuklarımızı sevdiği, ilgilendikleri, başarılı olabildikleri alanlarda yönlendirebilsek daha çok mutlu oluyor çocuklar. İnşallah devam eder, bu ilk olmaz. Kendisi daha güzel kitaplar çıkar, başka alanlarda da daha fazla
katkılar sağlar. Kardeşine örnek olur. Kardeş de başarılı olur. Bir saniye.